Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gecenin bu saatinde hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bu yasamız hakikaten insan hakları eylem planında olduğu gibi reformist bir yasa. Çocuklarımızı emtia olmaktan kurtarıyoruz. 20 yıl avukatlık yaptım. Boşanmış ailelerin çocuklarında teslimlerde yaşanan süreçleri, o annelerin bakışlarını, acılarını teslim esnasında hep müşahede ettik. Bu yasamızda da bunu düzenliyoruz. Artık daha profesyonel ve insancıl bir düzenleme oluyor. Tabii yine yeni getirdiğimiz bir düzenleme de engelli kardeşlerimizin hakim ve savcı olmasının önünü açıyoruz. 16. maddeyle eklenen düzenlememiz HSK kanununun 8. maddesini değiştiriyor. Ve orada onur kırıcı bir düzenlemeydi eskiden. Engelli kardeşlerimiz hakim olamıyordu. Çünkü maddede insanların alışılmışın dışında vücut bozukluğu bulunması gibi bir ibare vardı. Bunu bu yasayla kaldırıyoruz. Bunun mağduru olan bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. Sene 1997 yılında girdim hakimlik sınavında 84 puan almama rağmen mülakatta elendim. Araştırdım, hiçbir gerekçe ileri süremediler. Gözünün üzerinde kaşın var dediler. Ben üniversite sınavına girerken ÖSYM bana ek puan mı verdi? Üniversitede okuyorken İstanbul'da 1000 kişilik amfimiz vardı, Ebu Lula Mardin amfisi. Burada hocamız bize ek puan mı verdi? Okulu bitirdik, hakimlik sınavına girdik. Adalet Bakanlığı bize ek puan mı verdi? Yok, her yerde eşit şartlarda yarıştık. Hakimlikte kazanmamıza rağmen 84 puanla mülakatta elendik. Gerekçesi bu maddeydi. Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunması ibaresiydi. Ve bu maddeyi bugün sizlerin desteğiyle kaldırıyoruz. Ben aziz meclisimize sizlere teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin hayallerini süslediğiniz için meclisimize teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimizin ideallerine önünü açtığınız için teşekkür ediyorum. Ve bütün partilerimizin de oy birliğiyle bu yasaya destek verdiği için, önergede imzalar olduğu için de hepinize teşekkür ediyorum. Siyasi parti genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her daim gücünü, desteğini yanında hissettim. Binali Bey'e teşekkür ediyorum. Engelli dostu Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ve sağ olsun engelli bakan yardımcımız oldu mu? Oldu Aile Bakanlığı'nda. Engelli hakimlerimiz bugün oluyor mu? Oluyor inşallah. Yine engelli belediye başkanımız var mı? Var Avcılar'da. Teşekkür ediyorum Sayın CHP'ye de Kemal Bey'e de Avcılar'dan engelli Turan kardeşimizi gösterdiği için. Yine engellilerimizle ilgili engelli valimiz olsun istiyoruz. Engelli büyükelçimiz olsun istiyoruz. İçişleri Bakanımız güzel hizmetlere imza attı ve bu yapmış olduğu hizmetlerin taşlanması açısından da engelli valimiz noktasında desteklerinizi bekliyoruz sizlerin de meclis olarak. Yine dışişlerinde engelli büyükelçimiz, Türkiye'yi dışarıda temsil eden engelli kardeşlerimizden olsun istiyoruz. Sizlerin desteğiyle de bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum ve gecenin bu saatinde vermiş olduğunuz bu destekten dolayı hepinize müteşekkirim, şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi ayakta alkışlıyorum. Bravo. Sağ olun başkanım.